Herkese selamlar. Biraz şeklimiz değişti ama düzelecekmiş. Şurada da bir şey var. Hastaneden eve yeni döndüm. Başımdaki iki bölgede kırıktan şüphelendikleri için müşahede altında tuttular ama korktukları gibi olmadı. Açıklamalardaki gibi oturduğum binanın müşterek avlusunda silahlı üç kişinin saldırısını uğradım. Saldırganlardan biri yazmayacaksın lan diye bağırıyordu. Olay sırasında tanıklar çok fazla arttığı için silah kullanamadılar. Bu İslamcı ve faşist AKP, MHP iktidarına karşı yazdığımız ve söylediğimiz her şeyin doğru olduğunu bir ispatıdır, sağlamasıdır. Somut olarak da failler konusunda fikrim ve bilgim elbette var. Güvenlik güçleri birkaç gün isim, grup verme işimiz zorlaşır, çember genişler dediler. Ama 10 bin dolar nerede sorusun cevabı işte tam burada bir yerdedir. Kamu çalan silah tüccarları hemen yanı başımızdadır. Şunu söylemeliyim ki hiçbir şeyi anlayamamışlar. Zira biz kendimiz rahat edelim diye değil, çocuklarımızın rahat etmesi için yola çıktık. Bu yüzden gazetecilik yapıyoruz bilin ki elimden geldiğince ne Berkin Elvan'ın ne Nihat Kazanan'ın ahını sahipsiz bırakmayacağım. Bu ülkede açlıktan ve soğuktan uyuyamayan çocuklar yarattınız. Bu nedenle biz uyan çocuklarımızın üstünü örtmeye bile utanır hale geldik. Sevgili dostlarıma, okurlarıma ve aileme teşekkürü bir borç bilirim. Mesajlara elimden geldiğince döneceğim şimdi daha sert olma zamandır. Elinizden geleni ardınıza koymayın ama bilin ki hesabını sormaya devam edeceğiz. Bilin ki hesabı kapı da biz olacağız.